Herkese selam, benim çamaşır yıkamayı çok seven değerli meleklerim. Hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu yıkamamda bir halı yıkayacağız. Makinenin önünde serili olan halıyı yıkayacağım ve 2 adet burada toz bezim var. İlk önce El Jardin del Paraíso Color ABC Anti-Kalk Powder and Ariel Ariel'den de içerisine ekleyelim. Ariel toz. Diğer eşini de içerisine atıyorum. Her ikisini de çünkü makinem alabiliyor. Evet. Şöyle güzel yerleştiriyorum ki sıkmada herhangi bir sorun yaşamaması için. Evet, her zamanki gibi programım Synthetic 40 uzun program. German Standard, okay? German Standard her zaman böyle şeyleri daha hijyenik ve tertemiz bir şekilde yıkıyor. 60 derece kullanamadığım için, bu halının altı lastikli olduğu için lastiklerin dökülmemesi adına maksimum 40 derecede yıkıyorum. Ama siz isterseniz 30'da da yıkayabilirsiniz. Maksimum 40 derecede yıkayın. Gayet ekstravagant tarzda bir yıkama. Daha da şimdi içerisine ben onun deterjan eklemesi yapacağım. Burada Tursil sıvım var. Tursil Universal. Bingo, sık yıkananlar sıvı deterjan. Şimdi içerisine biraz daha Snow Queen. Sadece 2 fincan. 2 fincan 2 cup Snow Queen. Şuradan suyu alayım. Okey. Güzel. Biraz da persil. Yüksek performans. Hijyen toz. Bundan da 2 fincan ekliyorum. Hiç su eklememe gerek kalmadı.
Teşekkürler boş. Biraz daha alsaydı daha iyi olacaktı. Almış ama biraz kalıntısı var. Evet, bu arada persilin kokusu burnuma o kadar güzel geliyor ki muhteşem. Elbette kullanacağım yumuşatıcı da abartılı usulde olacak. Az miktar peroz, kiraz çiçeği ve pembe şakayık. Almanya'daki pembe Lenora denktir. Lenore Frühlingsgarten. Bunun muadil versiyonu. Evet, şimdi okyanus ferahlığı. Almanya'dan beni izleyenler mavi Lenore kullanabilirler. April Traumfrisch. Biraz da Traumfrisch. Biraz da fanilya yani benim fanilya orkidem Valeria oluyor. Evet. 4 adet yumuşatıcıyı makinemin yumuşatıcı gözüne pay ettim. Sizler benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Ben 4 tane kullanıyorum diye siz 4 tane kullanmak zorunda mısınız? Hayır. Bir tane yumuşatıcıyla da yıkayabilirsiniz ya da hiç yumuşatıcı eklemeden de halılarınızı benden her gördüğünüzü yapmanıza gerek yok. Sadece kullandığım deterjanlara bakıp örnek almanız yeterli. Çok fazla yumuşatıcı kullanmanıza gerek yok. Biraz daha su ekleyelim. Şişeyi çalkalıkla böylece hem köpürmüş olur. Daha fazla toz eklemek durumunda kalmam. Evet. Bitmiş olan sıvı deterjanların şişelerini her zaman böyle çalkalayın ve makinenin içerisine dökün. Çünkü içerisinde kalıntı oluyor. Ziyan etmemek adına çalkalayın, daha sonra çöpe atın. Ben küçüklüğümden beri hep böyle yaparım. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Zaten sizler de böyle yapıyorsunuzdur. Benim söylemem bir gerek yok ama yine de küçük bir uyarı gibi hatırlatmak istedim.
Evet, şimdi içerisine neler koyduk bir tekrar edelim. ABC kireç önleyici, persil, hijyen toz, karlar kraliçesi, el hardindel paraiso, ariel kalır toz, makinenin yumuşatıcı gözünde, pembe, peroz, mavi aktisoft yumuşatıcı, valeria, ve Tramfriş yumuşatıcıyı azar azar ekleyerek max çizgisine kadar getirdim. Sıvı deterjanlar olarak Bingo sıkı kananlardan ekledim göz kararı. Şişeyi bitirdim ve üzerine de önceden Tursil taze kır çiçekleri sıvıdan ekledim. Videomu ilerleterek izleyenler için de kısa bir tekrar etmiş oldum. Lütfen arkadaşlar videomu ilerleterek izlemeyin. Tam olarak izleyin. Tam olarak izlerseniz her şeyi detaylı olarak görürsünüz. Her şeyi ben açıklayarak zaten anlatıyorum. Soru sormanıza bile gerek kalmayacak şeyleri ben burada kendim sorup kendim cevaplıyorum sizin adınıza. Gayet güzel, mükemmel bir şekilde yıkanıyorlar. Ve yıkama parfümüne geçelim. Yıkama parfümü Valeria ve Tramfriş olacak. Valeria. Ve Tramfriş and Tramfriş. Beautiful mix. Zannediyorum ki bunların ikisini ben yan yana getirerek de bir gün yıkama yaptım diye hatırlıyorum ama hangi videomda diye bana sorarsanız bilmiyorum. Gayet güzel bir yıkamaydı. İlerleyen zamanlarda da yine ikisini beraber kullanarak makinenin yumuşatıcı gözünde karıştırabilirim. Ya da küçük bir şişede karıştırabilirim. Evet, bunu da daha sonra içerisine eklemek istiyorum. Artık esas yıkamasına da geçişini yaptı. Tertemiz ve misler gibi kokacağına hiç şüpheniz olmasın. Sonucu diğer videoda ya da yorumlar kısmından ben soracak olan kişilere aktarırım. Evet, bu videom için ayırdığımız sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki yükleyeceğim videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. O zamana dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar dilerim. Videomu akşam saatlerinde izleyeceğinizden dolayı iyi bir akşam geçirmenizi istiyorum. Hepinize iyi akşamlar. Videomu diğer saatlerden izliyorsanız da hepinize günaydın, iyi sabahlar, tünaydın. İyi öğlenler, iyi akşamlar. Umarım bu abartılı usulde yıkadığım halı yıkamasını beğenirsiniz. Abartılı usulde halı yıkamalarımı küçük kardeşlerim çok beğeniyorlar. Örneğin Talha çok beğeniyor ve İlker çok beğeniyor. Böyle çok fazla ürün kullanarak makinede yıkanabilen halı yıkadığım zaman. İleride
Çok az ürün kullanarak da halı yıkaması elbette yapacağım. Herkesin ihtiyacına göre yıkamalar yapıyorum. Evet, hoşça kalın tekrar. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Ciao.